İşte şimdi bu akşam da şey, Kadir Gecesi, birisi ilan etmiş, bu gece sabaha kadar teravih kılacağız. İyi halt edersiniz. Tesbih namazları, bilmem neler. Sabahlara kadar milleti uyanık tutuyorlar. Peygamberimiz haşa böyle bir şeyden hiç haberdar değildi. E birisi gidip de haber versin bari Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem haşa. Kur'an-ı Kerim'de bundan haberi yok. Bak tekrar ediyorum. Saatinize bakar mısınız? Kaç saniye sürecek? Ayşe validemiz de soruyor. Diyor ki ya Resulallah ben Kadir Gecesi'ne yetiştiğimi anlarsam ne yapayım? Bak okuyacağım duayı. Bakın kaç saniye sürüyor. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fa'fu anni. Kaç saniye? 7 saniye. Hep buyur işte. Bu kadar. Ya kardeşim, sabahlara kadar o cami senin, bu cami benim. Niye dolaşıyorsunuz? Cami dolaşmak diye bir ibadet mi var? Sonra işin kolayı, kandil gecelerinde gidin, belli günlerde ibadetlerinizi tamamlayın, ondan sonra istediğiniz kadar serbestsiniz. Şunu çok iyi bilmek lazım. Allah-u Teala Kadir Gecesi'nde bize hiçbir görev yüklememiştir. Peygamberimizde yüklediği bir görev yoktur. Ama Allah namazları vaktinde kırmamızı emretmiştir. Onun için siz gece sabaha kadar dolaşır da sabah namazını kılamazsanız 1 milyar Kadir Gecesi onun yerini tutmaz. Bir sabah namazının yerini tutmaz. İnsanları niye yanlış şey yapıyoruz? Doğruları söylemek lazım insanlara. Evet Kadir Gecesi şu kadar hayırlıdır diyor ama Allah-u Teala bize bu gecede herhangi bir görev yüklemiyor ki. Biz kendi kafamızda niye görevler icat ediyor ve o insanlara şunu yaparsan şu kadar kat sevap alırsın diyoruz. İstanbul müftülüğündeyken bir kadın telefon açtı. Hocam Kadir günü ne zaman? Kardeşim Kadir günü olmaz, Kadir gecesi olur. Ya no, lütfen söyleyin ne zaman? Allah Allah, ya Kadir günü yok. E peki ne zaman oruç tutacağız? Ya orucu Ramazan'ın tamamında tutacaksın. Şimdi bu yanlış yönlendirme, düşünüyor ki ben Kadir günü bir gün oruç tutarsam bu aptallar 30 gün tutuyormuş. Aa ben 1000 yıl tutmuş sayılıyor, 1000 ay tutmuş sayılıyor. Yanlış yönlendirdiğiniz zaman neler oluyor görüyor musunuz? Efendim? He. Onun için hurafeler 1000'i 1 para. İnsanlara insanları Kur'an-ı Kerim'e çağırdıkça onlar Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinde bildirdiği gibi كَاَنَّهُمْ حَمُرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıp duruyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın ifadesidir, benim değil. Müddessir suresinin son ayettir.